Dendint Podcast. Baş yapımcı. Yeni DLC'la Resistance arka planda. Hi everybody. Hoş geldiniz hepiniz. Eğlenceli tutmaya çalışacağım. Okay, no, I'm going to do that. DLC'den bahsetmeyeceğim dedi önce, sonra hayır tabii ki bahsedeceğim. Do a bunch of updates on the community though, because I love numbers. Ben sayıları çok severim. Güzel sayıları göstereceğim komüniteyle ilgili ve oyunla ilgili. Daha sonra DLC'ye değineceğiz ve gelecekten konuşacağız. Soru cevap yapacağız ve sormak isterseniz daha sonra bana yanıma gelebilirsiniz. Sayılar, en sevdiğimiz kısım. Koi 3 yaşına girdi. 2 milyon satışa ulaşmış durumda. CK 7 yıldır ayakta halbuki dedi. 2 milyon çok güzel bir rakam Paradox için. It means that you guys are probably not just a tiny niche audience anymore, which is pretty cool. 2 million was like a personal goal for me. It's like I think when a game gets really 2 milyon benim için kendi amacımdı. And even more importantly, Hoi is more active than ever. Like the Hoi şu anda en aktif halinde. En yüksek zirvesi 660 binmiş. En çok eş zamanlı oynayan oyuncu 660 bin olmuş. Bugüne kadarki en yüksek Paradox oyunu oyuncusu sayısı. İnsanlar devamlı oynuyor. Genelde yeni çıkma anlarında yükselmeler olur ama Hoi devamlı çok oynanıyor. Modlayan komünite sayesinde, çok aktif bir şekilde modlanması sayesinde böyle olduğunu düşünüyorum. And I'm going to get into the modding community stuff. Daha sonra modlarla ilgili de görüşeceğim. I think so because you know we release content and but while we make a new content it's going to be called modding content. Yeni şeyler yaparken yeni modlar çıkıyor ortaya. 193 tane geliştirici günlüğü yaptık. I think I wrote most of them and I don't remember that many. We released 22 tane patch yayınlandı. Betalar falan geldiğinde 5 kat daha fazla olur muhtemelen sayısı. Ufak değişiklikler devamlı gerçekleşiyor. Daha çok sayı. İnsanlar modları çok seviyor Hoi'ler için. Bütün Paradox oyunları içinde en çok mod kullanılan oyun %64 oranında. Bir mod kullanıyor. Ufaklı büyüklü oynayan oyuncuların %64'ü mod kullanıyor ve 25 bin üzerinde mod var oyun için. Hangi modun daha çok iyi durumda olduğuna dair istatistikler veriliyor. Birinci sırada Road to 56 var %13 ile olması gerektiği gibi. Kaiserreich %8 durumunda. Old World Blues Fallout modu %3.4. Gayet yükseliyor Old World Blues modu. Bayağı yükseldi. Millennium Dawn %2.9. Birinci Dünya Savaşı da 2.5. %18'lik komünite kendi kurallarını düzenliyor. The most used change other than to say boost yourself. En büyük değişiklikler %13 insanlar genelde şeyi değiştiriyor, zorluğu değiştiriyor ve genelde kendilerini güçlendiriyorlar. About 13% adjust the difficulty settings. Kurallarda da en çok Amerika ve İngiltere'ye yönelik kurallar değiştiriliyor. Otherwise, when it comes to like difficulty, most people play on medium. Herkes orta zorlukta veya çok kolayda oynuyor. 10% of the people play on very very hard actually. %10 kadar bir oran sadece en zorda oynuyor oyunu. Sometimes I wonder if you guys want a challenge or not.
challenge isteyip istemediğinizi anlayamıyorum bazen. En çok oynanan ülke Almanya. Yakın zamanda minorlar majorlardan daha çok oynanmaya başladı. Minorlar daha çok tercih edilmeye başlandı son zamanlarda. La Resistance'ın açılımı konuşuluyor. Bu sabah gördüğünüz gibi azıcık açıkladık. Fransa, Fransız direnişi, İspanya'nın iç savaşı, direniş, casus ve istihbarat sistemleriyle ilgili yenilikler geliyor. Daha da derinle ineceğiz geliştirici günlükleriyle beraber. And as the dog says, like I have the screenshots and stuff, it's super work in progress everything, but you know, we like to show stuff off anyway. Genel olarak biliyorsunuz ama yine de göstermek istiyoruz. İspanya odak ağacı şu an sahip olduğumuz yeni bir özelliği gösteriyor. Photoshop'ta yaptık galiba bunu. Acayip büyük olduğu için anca böyle sığdırabiliyoruz. We've been thinking about other ways as well to improve navigation of trees because it's becoming more and more important. İnanılmaz büyük hale gelmeye başladı. Gelişiyor çünkü. So, Spain comes with and also Fransa ve İspanya bugüne kadarki en büyük odak ağacını alıyorlar. Fransa'da birden fazla alacak odak ağacı. Özgür Fransa ve Vichy Fransa'sına ayrılacak çünkü odak ağacı. But I'm not going to dig too much into the countries çok now because içine girmeyeceğim ülkelerin. Herkes geliştirici günlüklerimizi okuyor gibi duruyor. Eğer okumadıysanız okuyun. But they both have a lot of cool special mechanics. Ama yeni mechanikler geldi ikisine de kendilerine az. Let's dig into other mechanics. So, diğer mechaniklere değinelim. Direniş ve uyum. Essentially we want to give you kind of like the feeling of coring territory for EU. Bölgeleri korlama hissi vermek istedik size. Casuslamak çok önemli bir yer kaplamaya başlayacak. Direnişte de etrafı karıştırmak için görevler yapacaksınız. Uyum ve direniş yeni mekanikler. Çok agresif direniş yerler ve uyumlu yerler olacak. Size pahalıya patlayabilecek direniş. Farklı farklı bölgeleri gösteriyoruz. Garnizon artık haritadan kalktı. Bence mükemmel. Performansı kesinlikle arttıracak. Daha az ünite olacak haritada. Ve AI için daha düşük bir problem yaratacak. Kontrol etme açısından. Let's move on to ve gelelim ajans. İlk defa bunu göreceksiniz. Casusluk yeni bir ajans şeyiyle başlayacak. Harita dışı bir bina olacak. Endüstriyi genişleterek, endüstri üzerinden geliştirerek sahip olacaksınız. So you're going to be you can prepare operations from here. Operasyonlarınızı buradan ayarlayacaksınız, ajanları buradan ulaştıracaksınız. Like in a lot of games, espionage can become this thing where a lot of small actors kind of pile onto you. We really did not want that for Hearts of Iron because there's a lot of stuff to do already. Yapacak çok iş var ve casuslukta çok uğraşmanızı istemedik. Özel bir casus başı olacak. Her faction'da bir tane casusluğun gücünü arttıracak. Ne kadar güçlü olacağı fraksiyonunuzun gücüne bağlı olacak. Comintern, Axis ve hepsi ally'lar farklı seviyeye sahip olacak. Ajansların departmanlarının kısımlarını geliştirebileceksiniz, logolarını değiştireceksiniz. Bir sürü farklı ajans var.
Farklı geliştirmeleri mevcut şu anda. Because this is something that you trade off with industry, right? Endüstriyle alakalı bir şey bu sonuçta yaptığınız. Agency, then you're not using industry to say produce tanks or divisions, right? So you might. Endüstri tanklara harcıyordunuz. Şimdi bunları harcayacaksınız. Find a good opportunity for it. And certain countries are better suited for it, like Britain. Mesela İngiltere bunda daha ucuza yapıyor olacak. If you want to mainly go into defense, it won't be that costly. You can focus on a couple of upgrades. Çok pahalı değil, birkaç upgrade'le şey yapabilirsiniz. Daha büyük güçler için daha çok harcamanız gerekecek ve daha iyi güçler elde edeceksiniz. Mesela ajanlarınıza intihar hapı verebileceksiniz. Böylelikle yakalandıklarında ötmeyecekler. Tabii ajanlarınızı kaybedebilirsiniz bu sebeple. Here we go. Operatives. These are sort of your stars of the new systems. These are the guys. Bu çalışanlarınız. Ajans tarafından yapıyorsunuz ve ülkeler tarafı ülkelerin içinde bir ağ oluşturuyorlar. Casus ağı. An agent can cover a certain amount of area. So if you have something like in this example picture, we have more than one agent to cover an area optimally. Bir ajan belli bir alanı şey yapabilir. Birden fazla ajan daha çok alana yayılır. And missions are a lot like when you görevler var, görevleri yapabiliyorlar. It's a lot like when you have orders for your armies, right? Ordunuza verdiğiniz emirler gibi düşünebilirsiniz. Haritanın belli bir kısmında bu emirleri veriyorsunuz. Propaganda yapabilirsiniz. Ticareti çekebilirsiniz. Nötr elçilerden özellikle ticareti kendinize doğru çevirebilirsiniz. Eğer tank sınırını mesela daha fazla istiyorsanız başkasına vereceğini size vermeye başlayabilir. Operasyonlar görevlerin bir üstü olacak. Güçlü bir ağa sahip olduğunuzda başarabileceğiniz daha komplike görevler. Sizi adımınıza yaklaştıracak. Düşmana karşı savunma yapacaksınız bu konuda. Hazırlıklı olmaya çalışacaksınız. Düşmanınızın da size karşı hazırlıklı olması gerekecek. And it can be good to have operatives that have been sort of trained up with better traits if you want to do tricky ones. Eğer güçlü, değişik, zor görevleri yapmak istiyorsanız daha iyi traitlere sahip ajanlara ihtiyacınız olacak. These things come with a quite a bit of an investment actually. Biraz yatırımla gerçekleşiyor operasyonlar. Ekipman olabilir veya birden fazla ajan olabilir. Ağ kuruyorsunuz. Ağınızın gücü önemli. Burada yerel direnişle iletişime geçme durumu söz konusu. İçerideki adamsınız. Ve daha sonra daha iyi operasyonlar yapmaya çalışacaksınız. Askerinin bahriyelerin içinde olabilirsiniz. Darbe yapabilirsiniz. Blueprintler yani şeylerin planlarını çalabilirsiniz. Sabotaj, direnişe destek, hükümetlerle ilgili şeyler, desteklemeler. Hükümet desteğindeki yeni rejimler yapabilirsiniz. Norveç, siz onu istila ederken sizinle anlaşabilir. Almanya olarak bunu yapmak çok mantıklı olur. İşgal ettiğiniz bir ülkenin size olan uyumunu arttırmaya başlar. Oradaki direniş kırılır. Eğer öteki türlü yaparsanız size karşı daha sinirli olacaklardır. Tarihi operasyonlarda getiriliyor. Kriptografi departmanın upgrade'lerinden biri olacak, geliştirmelerinden. Alan Turing, İngiliz matematisyen. Ondan bahsetti şu an.
What happens here is that if you've developed your own cryptology department in the agency, eğer kriptoloji departmanınızı oluşturursanız, şifreyi çözmek için onları kullanabilirsiniz şifreler üzerinde ve şifrelerini çözerseniz kendi kriptolojinizi de kurabiliyorsunuz operasyonlarınızı güvenli yapmak için. Enigma'yı çalmaya çalışabilirsiniz. Once you crack someone's code, you're going to get a bit of a passive benefit to it. Kendinize bir yararı olacak bunu yaptığınızda. Ama bu bilgiyi tamamen kullanamazsınız. Çünkü kullanırsanız bunu bileceklerdir. Tıpkı filmdeki olduğu gibi. Eğer düşmanın kriptolojisini alırsanız ve tamamen kullanırsanız düşman çalındığını bilecektir ve ona göre önlemini alacaktır. Düşmanın yapacağı çıkarmaları bilebilirsiniz. D-Day yapacaksınız mesela. Normandiya. Onun en çok oradan yarar sağlarsınız. Embolden different areas. So, like for example, I'm saying it's getting harder and harder now to manage to invade and liberate France. Several of these things together, like say I'm sending. Artık Fransa'yı işgal etmek daha da zor olacak. It's going to now have certain effects, so the enemy can't strat redeploy into the area fast to close a pocket, for example. You have the cryptography bonuses. Kriptografi bonuslarınız olursa daha hızlı ilerlemenizi sağlayacak. Daha hızlı tutunmanız sağlanacak topraklarda. İstihbarat. Casus uçakları getiriliyor. Sivil, askeri, hava ve deniz üzerinden istihbaratlarınız olacak. That means that you can see where they place their patrols. It means that gemilerinin nerede gittiğini, ticaret ağının nereden geçtiğini görebileceksiniz istihbaratı bilirseniz. Kara ve hava işlerine gelince onlarda da yine aynısı geçerli. Zamanla elde ediyorsunuz. Recon kompaniler çeşitlendirdi. Daha önce açıklamıştım onu. Trading with people. There's a lot of different. Yine bir istihbarat menüsü geliyor. Intel Ledger adı altında arkada menünün gösterimi var. And here you can like super dig into a lot of details about the country. Ülkeyle alakalı detaylara inebilirsin. Yeni harita modları. So you can figure out where the main factories are, for example, where their air bases are. Hava üslerinin nerede olduğunu göreceksiniz. Fabrikaların durumunu göreceksiniz. Barış zamanında da bu mekanik çalışıyor olacak. Casus uçağıyla multide kullanmak inanılmaz size strateji anlamında bonus sağlayacaktır. Gelecekle ilgili açıklama. Köpeği oraya koymuşlar. Generally we sort of been doing the things but you know. Birçok şeyi yapıyoruz ama yine de biliyorsunuz. I think the big areas we haven't really done much with Hoi yet is land warfare, which kara savaşlarına çok değinemedik. Kind of the core of the game, right? The air warfare we did a bit of. Hava savaşları ufak tefek bir şeyler yaptık. Ama daha fazla yapmamız gereken şeyler olduğunu biliyoruz. Politika, özellikle iç politika, iç siyaset. Because I know you guys love things like monarchies. Çünkü monarşileri, nötrlüğü seviyorsunuz. Özellikle nötrlüğün içindeki diğer ideolojiler kalabalıklaşmaya başladı. Ona dair bir şeyler yapacağız. Gelecek için Sovyet'i soruyorlar. Çok büyük, çok önemli bir ülke. Mantıklı. Bu DLC'ye kesinlikle onu sığdıramazdık. Çünkü İspanya'ya kaynıyordu bu DLC'de. Gelecekte Sovyet elbette kendine ait alacak. Operation Barbarossa özellikle çok önemli bir
şeyde oyunun daha iyi bir direniş sistemi yapacağız. Tabii ki bu dönemde de bir sonraki DLC'nin Sovyet olması çok mantıklı. Şu an için söz vermiyorum. İtalya'yı bekleyenler var. Hearts of Iron'un geleceği daha çok uzun ve daha henüz fikirlerimiz tükenmiş durumda değil. Bu kadar.